2004'teki bu soru birçoğunun yanlış yaptığı bir soruydu. Şöyle bir bakın bakalım sizler ne diyeceksiniz. Sesim geliyor mu bu arada? Peki. Evet. Şimdi çocuklar. Baktığımızda şimdi fenere doğru baktığını ifade edeceğim. Evet, bir look at diye bir şeyimiz var. Aynaya bakmak gibi mesela. Şimdi asıl önemli olan burada tabii ki ilk boşluk. İlk boşluk. Şimdi denize baktı ama deniz feneriyle diyemem. Yani Ceyhan seçeneği bu sebeple ifade edemem. Ben lighthouse derken o denizlerdeki fenerden bahsediyorum. Hani elinizdeki karanlık olduğu zaman baktığınız bir fener değil bu. O yüzden bit gibi kullanamam. Şimdi ne demiştik? Across dediğimizde evet yüzeydeki hareketti. Evet karşıda anlamı vardı. Hani dükkan şunun tam karşısında, yolun karşısında derken de söyleyebiliyorduk değil mi? İşte bu ilk ifadede çocuklar karşıdaki denize baktı derken karşıdaki denize ve el feneri diyorum. Deniz fenerine doğru baktı ifadesi olacağı için. Evet Adana doğru yanıtımız olacak. Peki ikincisine bakın bakalım 2011 yılındaki bu soruya bakalım. Yine o dönemin sonuçta belirleyici sorularından birisiydi. Evet çok güzel. Ne diyor? Ritmik fırça darbelerinden bahsediyor değil mi çocukların yaptığı? Yani şöyle. Yani yüzeydeki hareket. O yüzden tabii ki şunu bir ekranı temizleyelim. Ne olacak? Adana olacak çocuklar. Evet. Şimdi geldik. Özellikle telefon konuşmalarında zaman zaman duyarız. Hani Bluetooth yoluyla, aracılığıyla falan derken. Ama öncelikle ben şu anlamından bahsedeyim. Diyelim ki Amerika'ya İngiltere üzerinden gittik. Yani yoldaki bir noktayı anlatırken bu şekilde işte Roma üzerinden gidiyor. Uçuşlar onun üzerinden derken özellikle hava yoluyla alakalı uçuşlarla ilgili içeriklerde bu şekilde söyleyebiliyoruz. Evet, bir ikincisi, evet başında bahsettim. Uydu kanalıyla, uydu yoluyla ya da kimi zaman bu kişi de olabilir. Kız kardeşimin kanalıyla, aracılığıyla buldum derken ne gibi kullanmış oluyorum? By means of gibi kullanmış oluyorum. Through gibi kullanmış oluyorum. Bunlar hep aynı anlama çıkıyor çocuklar. Evet, geldik from'a ki en önce öğrendiğiniz şeylerden birisiydi. Where are you from diye sordunuz değil mi yeri geldiğinde? Evet, tabii ki önceki neyi anlatıyor? Kökenle ilgili, nereli olduğumuzla ilgili ya da bir şeyin nereden ortaya çıktığıyla ilgili bilgi veriyor. İşte Manchester'lı olduğunu söylerken olduğu gibi. Ya da sebzelerimizi şu mağazadan alıyoruz derkenki gibi. Kaynak anlamı var mı derken nasıl bir kaynak Ayda? Ne kastettik?
Yani aracı ve yoluyla demek. Yani o kaynak yoluyla aracılığıyla gibi bir şey söylüyorsa o şekilde var. Evet. Evet bir ya da zamanla ilgili içeriklerde kullanırız. Konser için biletlerin pazartesinden itibaren satışta olacağını söylerken gibi. İşte bizim en çok karşımıza çıkan çocuklar, from to bu şekilde sorular bayağı gelmiş. Nereden nereye kadar uzandığını ifade ederken bir şeyin hem zamansal olarak hem de yerle alakalı içeriklerde from to şekilde söyleyebiliyoruz. İşte nehir doğudan batıya doğru akıyor derken olduğu gibi. Özellikle range eylemini vermeyi çok seviyorlar. Range zaten from'la karşımıza çıkıyor. Bir şeyden bir şeye doğru sıralanmak derken çocuklar. İşte bu örnekte de görüyorsunuz from to şeklinde. Evet. Altı çocuğunu sıralamış bize. Ya da yıllarla ilgili bir içerik gelebilir burada gördüğünüz gibi. 82'den 85'e kadar derken. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Zamanla ilgili içeriklerden bahsederken şuradan şuraya kadar, şu yıldan şuraya kadar dediğimiz yani şu içerikte olduğu gibi. Evet, from to diyebilirim. From till diyebilirim. Until diyebilirim. Ama bu sadece neyle ilgili içeriklerde? Zamanla ilgili içeriklerde çocuklar. Ama yerle ilgili bir içerikse burada till, until gibi ifadeleri asla kullanmam. Burada sadece from to şeklinde kullanmış oluyorum. Evet. Evet. Yine bir üniversite sınav sorusu çocuklar bu. Şöyle bir bakın bakalım ne diyeceksiniz. Evet. Şimdi dikkatimizi çeken nokta nedir burada çocuklar? From ile position'ı değil mi? Kimi zaman to'yu verirler, kimi zaman from'u verirler. Tabii ki burada temelsiz bir metottan bilimsel bir mesleğe dönüşümünü anlatmış. Bunu burada verdiğine göre burada da neyi isteyecek benden? To'yu isteyecek. O yüzden burada cevabımız Adana olacak. Peki buna bakın bakalım. Evet. Bu müzede gösterilmekte, sergilenmekte olan parçalar camilerden, hamamlardan ve çeşmelerden elde ediliyor derken zaten obtain from'la da kullanılan bir ifade. O yüzden ya da bir şey sergilenirken on display şeklinde söylüyoruz. O yüzden Adana diyoruz çocuklar. Evet. Size de bahsetmiştim zaten range ile alakalı içerikler karşımıza geldiği zaman hani şuradan şuraya kadar sıralanır derken otizmin dereceleri nereden nereye kadar sıralandığını söylemiş bize. İşte o sıralanmayı ifade ederken de from to şeklinde kullanmış oluyorum. Evet, devam edelim. Şimdi bu kategoride göreceklerimiz artık hareket bildirenleri bitirdik. Şu an göreceklerimizin herhangi böyle hani harekettir ya da ne bileyim zamanla ilgili değil, farklı bir kategori olarak bakacağım. Bunlardan öncelikle bahsedeceğim şey all people'ını. Bundan da çok gelmiş. İşte biraz önce baktığımız sorularda da karşımıza çıkmıştı çocuklar. Nedir? Bir defa sahiplik bildiriyor. Yani kısacası nın ekini veriyor. Aitlik var. İşte Amerika'nın başkanı derken olduğu gibi. Ya da benim bir arkadaşım derken bana ait olduğunu söylüyorum. Ya da onun saçının rengi derken olduğu gibi.
Peki kapının anahtarı, sorunun cevabı, problemin çözümü derken, örneğin kapının anahtarı, nasıl söylersiniz? Bir yazın bakalım. Kliposhin kullanmanızı istiyorum çocuklar özellikle. Evet Süleyman'cığım çok güzel. Evet süper. Peki. Şimdi bakın kapının, sorunun ya da problemin derken aslında buralarda da ne gibi bir ifade görünüyor? Aynen şuradaki gibi ait işte şirketin çalışanları, saçının rengi gibi bir ifade. Değil mi? Aklınıza önce o kliposhin'e geliyor. Ama yemezler. Burada farklı bir durum var. Şimdi bunlarda sakın ola ki çocuklar the key of the door gibi ya da the answer of the question gibi ifadelere gitmeyelim. Bakalım ne yapıyormuşuz? Bakalım ne yapıyormuşuz? Evet. Kapının anahtarı derken, sorunun cevabı derken, problemin çözümü derken hep bunlarda to var. Peki neden to var da o preposition yok? Şimdi şöyle düşünün. Evin çatısı derken çatıya ait değil mi? Bitişik yani. O yüzden o preposition'u söylüyorum. Ama kapının anahtarı derken anahtar kapıdan çıkarılabilir. Şu mantık var aslında. Hani bu kitap bana aittir derken nasıl belong to kullanıyorsam burada da aitlik ifadesi ortada olduğu için bunlar tabii özel kullanımlar biraz da. Key gibi, answer ya da solution gibi ifadelerde hemen aklınıza to gelsin çocuklar. Başka nerede kullanıyorum? Kişilerin davranışı veya karakteriyle ilgili ki bunu sıfatlarda da anlatmıştım. Bilgi verdiğimde kullanıyorum. Tabii ki onun kilosundan bahsetmek, senin hani çirkinliğindi derken ya da senin edepsizliğindi derken o kişiyle ilgili davranışını sorguluyorum. Hatta hani daha çok aklınızda tabii şu kalmış oluyor. It's kind of you to bring me those flowers ifadesinde olduğu gibi. Evet. Başka nerede kullanıyormuşum? Ki şunu dün de bahsetmiştim. İşte 20 yaşında derken evet at the age of diyorum. Ama 20'lerinde, 30'larında derken in 20s gibi söylemiş oluyorum. Evet. Başka nerede ki gene ilkokul döneminize dönecek olursak tarihleri anlatırken işte Kasım'ın 27'si diye ifade ederken burada gördüğünüz gibi Kasım'ın dediğine göre gene bunu yazı dilinde tabii ki bu şekilde söylemiş oluyorum. Şimdi başka bir şey hani şu kısım bize LYS ya da YDT sorusu olarak gelmez ama bir yerlerde rastlayabilirsiniz. Bir şeyin önemiyle alakalı ya da yarar, fayda ya da kökeni ya da değeriyle alakalı bu isimlerin öncesinde çocuklar o preposition'u kullanıyoruz. İşte o Çin kökenli dediğimde evet bakın o preposition'u var. Ya da bu çok önemli derken yine bakın o preposition'u var. Bunların öncesinde gelmiş oluyor. Evet. Yine bir üniversite sınav sorusu. İkisi de. Sadece hangi yıllar olduğunu yazmamışım. Şöyle bir bakın bakalım. Evet Ayda. Birazcık kandırdım sizi. Evet. Evet, matbaanın icadı ile birlikte ve gelişmiş metotlarla birlikte tabii ki. Ne metotları bunlar? Kağıt yapım metotları. Kağıdın yapım metotları. O yüzden buradaki tabii ki cevabımız Ceyhan olmuş olacak çocuklar. Evet, ikincisine bakıyoruz. Evet. Tipik
bir ergen olduğundan bahsediyoruz birçok bakımdan. Tüm otoritelerden kuşku duyan. Siz öyle misiniz acaba? Peki. Tabii ki burada cevabımız, zaten bakın bütün kuşkuyla ilgili içeriklerde ya ortaya pozisyonu ya da ebat pozisyonu gelir çocuklar. Tabii ki buradaki yanıtımız da denizli olmuş olacak. Bir şey hangi bakımdan derken de in a way, in the way şeklinde söylüyorum. Ama on the way ile karıştırmayalım. On the way fiziksel anlamda hani yolda olmak derken. Evet. Peki. Devam edelim. Evet, ilk sorumuza. Ne diyorsunuz? Evet. Kanserle ilgili, kanserin sebepleriyle ilgili bir araştırmanın hayati öneminden bahsetmişiz. Biraz önce de bahsetmiştim. Belirli isimler öncesinde ne geliyordu ki importance bunlardan biriydi ve en çok sorgulananlardan bir tanesi çocuklar. Tabii ki denizli diyoruz. Peki ikincisine bakalım. Şimdi Asya neymiş bu geleneksel fikir, neyi kastediyormuş söylediği şey? İlke insanın ortaya çıktığı yer, beşiği anlamında ilkel insanın dediğimize göre ve ne ışığında, tabii ki burada bulunan fosillerin ışığında derken de ne demiş olacağız, Edirne demiş oluyoruz. Evet, üçüncüsüne bakıyoruz. Tabii burada bir ne var üçüncüsüne baktığımızda çok net, hani hemen söyleyebileceğimiz bir şey var. Tabii concentrate on preposition'u aldığı için bir de make use of diye bir kullanımımız var faydalanmak derken. O yüzden Edirne diyoruz bu sulama sistemlerinden faydalanma konusunda. Evet. Of. Evet, sakın o tek feri yazılında of diye okumayalım. O of şeklinde okunan, bu of şeklinde okunan çocuklar. Yine bizim sınavların birinde vardı, close test'te. Hatta the photograph taken şeklinde başlıyordu soru. Sonrasında boşluk vardı ve cost diye devam ediyordu. Of dediğimizde kıyıdan uzakta, açıkta derken kullanmış oluyoruz çocuklar. Genellikle bu da belli içeriklerde karşımıza çıkıyor. Coast gibi ya da shore gibi ya da off-road bu hani arazide yapılan yarışlar var. Yine ondan bahsederken de ne kadar uzakta olduğunu, açıkta olduğunu ifade ederken kullanmış oluyorum. En basitinden turn off the lights diyoruz değil mi? Yani bir şeyi kapat derken ya da bir şeyin kapalı olduğunu söylerken yine off kullanmış oluyorum. Ya da üstümüzdeki bir şeyi çıkardığımızı ifade ederken take off şeklinde söylüyorum. Ya da izinli olduğumuzu ifade ederken, bugün çalışmıyorum derken off day diyoruz değil mi? Bütün bunlarda off preposition'ı kullanmış oluyoruz. Peki. Bu çok sık rastlayabileceğimiz bir anlam değil ama böyle bir anlam var. Ana yolun yanında derken ya da belli bir yerde olduğunu söylerken, yakınlarında derken, işte bu restoranın ana yolun yakınlarında olduğunu ifade ederken bu şekilde söylemiş oluyoruz. Şimdi gene şu son burada gördüğünüz önemli, bazen come off şeklinde phrasal verb olarak da karşımıza çıkabiliyor. Artık bir şeyin çıktığını söylerken çocuklar, atıyorum kapının kolu çıktı derken ya da ayakkabının topuğu kırıldı derken ya da bir şeyin sapı çıktı derken, işte valizin sapı çıktı derken hep off şeklinde kullanmış oluyoruz. Evet, yine en
bildiğimiz, en rastladığımız ifadelerden birisi about. Neyle ilgili olduğunu kullanırken söylüyoruz. Tabii ilgili anlamında şöyle bir hatırlayalım. Başka nelerimiz vardı ilgili anlamında? Preposition olarak sorguluyorum. Over diyebiliyordum. All preposition'ı kullanabiliyordum. Ya da burada gördüğünüz gibi about da diyoruz tabii ki. Evet, annesiyle ilgili şeyler söylemeye devam etti derken olduğu gibi çocuklar. Ya da kimi zaman gene sayısal ifadelerle karşıma çıkıyor. İşte 250 kadar kişinin patlamada öldüğünü ifade ederken ne gibi kullanmış olduk burada? Up to gibi kullanmış olduk. Ya da around gibi kullanmış olduk. Değil mi? Yaklaşık anlamında söylemiş olduk. Peki hemen şu soruya bakıyorsunuz. Evet. Onun romanlarının konusuyla alakalı kayda değer hiçbir şey yok derken tabii ki burada Adana demiş olacağız. Evet. Cevabımız Adana olacak. Peki. Şimdi geldik yine çocuklar ki bu da bugün de çözdüğümüz sorularda olduğu gibi bayağı karşımıza çıkmış. Bunlardan anlamlarından bir tanesi sahiplik bildiriyor. İşte mavi gözlü kız, sarı saçlı oğlan, kızıl saçlı kadın gibi bu tarz ifadelerde biz tabii ki having anlamında kullanmış oluyoruz. Ya da şuna baktığımızda bir şeyi neyle yaptığımızı ifade ederken, işte paketi bıçakla açtı derken, hangi yolla açtığını ifade ederken with diyoruz ama asla with bir yere hangi araçla gittiğimizi söylemek için kullanılmıyor. Yani travel with a bus diye bir şeyimiz yok. Dün de söylemiştim, bir kez daha üstünden geçmiş olayım çocuklar. Evet, without. Evet, bunu nerede görmüştük? If clause'ları işlerken görmüştük. Hani if it weren't for ya da but for ya da without şeklinde kullanıyoruz demiştik. Yani sizsiz anlamında karşıma çıkmış oluyor. Bir şeysiz yapamayacağımı söylerken, işte sütsüz çay içemem örneğinde olduğu gibi ya da şapkasız dışarıya çıkma derken olduğu gibi. Evet, şimdi şu iki soruya bir bakın bakalım. Evet Şeyda. Peki. Bakalım ilk soru için ne diyeceksiniz? Tabii dikkatimiz çeken bir eylem var burada çocuklar. Değil mi? Combine. Yani bir şeyi bir şeyle birleştirmek. Başka böyle bir şey biliyor muyuz? Bir de associate'imiz var değil mi? Böyle birleştirmekle ilgili içeriklerde bir şeyi bir şeyle birleştirmek derken ne gelecek aklıma? With gelmiş olacak. Ve sıradan insanların günlük yaşamlarını için ilgi duyduğundan bahsetmiş burada. Bunu ifade ederken de tabii ki Ceyhan seçeneğini söylemiş olacağım. Peki ikincisine bakalım. Evet. Bize danışmadan bir hakkı olduğunu düşünmüyorum derken tabii ki burada cevabımız Edirne olacak çocuklar. Peki. Peki şu ilkine bir bakalım. Bakalım dünden anlattığım bir şeyi de hatırlamış olacak mıyız? Peki. Şimdi.
Evet, süper iletkenlik ne zaman ortaya çıkıyormuş? Neyle ortaya çıkıyormuş çocuklar? Belirli materyallerle ortaya çıkıyormuş. İşte kurşun örneğini vermiş. Ve ne zaman ortaya çıkıyormuş? Çok düşük sıcaklıklarda. Şimdi belirli bir sıcaklıktan bahsediyorsak, belirli bir hızdan bahsediyorsak veya belli bir yükseltiden bahsediyorsak et piriposunu kullanıyoruz çocuklar. Ama bana bir sıcaklığı verip de onun yukarısı veya aşağısı diyorsa o zaman above ya da below şeklinde söylüyorum. Evet. Evet, 2009 yılında gelen bir soru. Bunun için ne dediniz? Evet, bir Hint Ladin ağacının özütünden bahsetmiş, kullanılan, 2500 yıldır kullanılmakta olan. Şimdi bakın, şu sizi yanıltmasın. Şuradaki for ifadesi sizi yanıltmasın. 2500 yıldır diyorum. Ama peki bu ağacın özütü ne için değer görmüş çocuklar? Tıptaki kullanımıyla. Değil mi? Evet. Zaten biz value dediğimiz için, hani value dediğimizde hangi bakımdan değer gördüğünü söylerken for'la kullanacağımız için tabii ki cevabımız Denizli olacak. Peki. 2008'de gelen bir başka soru. Bunun için ne dersiniz? Hatta biz bunu şeyde de çözmüş olabiliriz çocuklar. Kahverengi kitapta da denk gelmiş olabilir. Buna bakmış olabiliriz. Evet. In use of şeklinde olmuş olsaydı olur muydum? Şöyle Betül'cüm, şimdi burada asıl vurgu yapmamız gereken kısım bu Ladin ağacından elde edilen özütün hangi bakımdan değer gördüğü. Buna bağlı olarak söylediğimiz için, hani normal şartlarda tabii hani in use of şeklinde bir ifade kullanabilirsiniz ama buna bağlı olarak dediğimiz için böyle ifade ediyoruz. Şimdi buradaki önemli olan çocuklar ifademiz trip ya da visit de yeri geldiğinde kullanıyoruz. Bir yere yapılan gezi ya da ziyaret dediğimde in ya da into ile kullanıyorum. O yüzden buradaki yanıtımız da Denizli olacak. Zaten bununla ilgili bir açıklama da şimdi yapacağım bir sonraki sunuda. Evet, burada cevapları görmüş olduk. Şimdi şunlara çok dikkat. Buralardan hep sorular geldi. İşte en yakın örneğini şimdi gördünüz. Bir yere yapılan ziyaret, bir yere yapılan gezi dediğimde, işte İstanbul ziyareti dediğimde bakın, burada to kullanıyorum. Ya da into şeklinde söylüyorum. İstanbul gezisi derken. Ama geçen hafta gezideydim diyorsam, burada on a trip şeklinde söylerim. Şu ikisini karıştırmayalım. Şimdi bir şeye karşı bağımlılık ya da bir şeye karşı yapılan zarar ya da bir şeye olan bağlılık ya da tepki dediğimizde hep buralarda to kullanıyoruz çocuklar. Ya da telefonlarımızda sıkça duyduğumuz erişilebilirlik derken yine bakın to kullanmışız. Bir şeyin yanıtı dediğimde answer'da gördüğünüz gibi yine to var. Ya da contribution aynı şekilde bir şeyi katkısı derken kullanıyorum. Ya da threat to diyorum bir şeye yapılan tehdit derken ya da istisnai bir durumu anlatırken de an exception to şeklinde söylüyorum. Bunlara lütfen dikkat. Yani elemek adına bu tarz şeyleri sorabiliyorlar. Şimdi geldik for'a ki bu da sıkça sorulmuş çocuklar. Bir defa amacı ya da sebebi gösterebiliyor. İşte kahvaltı için çıkıyorum derken olduğu gibi. Ya da
Boya yapmak için bu eski pantolonları giyiyorum ifadesinde olduğu gibi. Şu ikinci anlamına baktığınızda çocuklar, şuraya baktığınızda bir şeyin hangi anlama geldiğini söylerken sembolize etmek için, işte kırmızı güller aşkı temsil eder ya da sarı güller ayrılığı falan gibi symbolize anlamında kullanmış oluyoruz. Şuna baktığımızda ise yaşına göre şaşırtıcı derecede iyi şarkı söylüyor. E göre anlamı var. Ama tutup da burada hani bir fikir beyan ederken kimi zaman according to me falan diyorsunuz ya, ki o yanlış bir kullanım. According to me olmaz. Hep bir başkasına göre olandır. According to someone dersiniz, according to man dersiniz, the teacher dersiniz. Ama asla bana göre derken according to me şekli bir kullanım söz konusu değil. Sadece in my opinion veya to me şeklinde söylersiniz. Evet, burada da gördüğünüz gibi e göre anlamında ifade ederken to me olur, evet. Tutup burada according to demiyoruz. Ya da bir çocuk oyuncağına göre çok pahalı derken, demek ki buradaki for'lar e göre anlamında kullandıklarımız her zaman amaç şeklinde gelmez, her zaman sebep göstermez. Böyle bir anlamı da var çocuklar. Evet. Şimdi yine bunu infinitivleri anlatırken ve sıfatları anlatırken de bahsetmiştim. Bazen close testlerde verebiliyorlar. Birinin bir şey yapması için artık o her kimse, işte onun ne söylediğini anlamak benim için güçtü derken, kim için ve burada kullandığımız eylem biçimi olarak da baktığımızda sakın ola ki burada gerund falan kullanmaya kalkmayalım. Understanding demiyorum. To şeklinde ifade etmiş oluyorum. Buradaki anlamına baktığımızda da hasta olduğunu söylüyorum ve sebep kullanıyorum. Hangi sebepten dolayı hasta? Demek ki sebeplerde de karşıma çıkabiliyor. Zamansal bir ifade olarak baktığımda da işte son iki yazdır, son ya da 20 dakikadır derken tabii ki süreç göstermiş oluyoruz. For'un bu anlamdaki, yani zamanla ilgili anlamına dikkat. Bazen tense sorularında sanıyorsunuz ki for sadece karşımıza present perfect ya da present perfect continuous gibi tenslerle gelir. Hayır efendim. Sadece o iki tense de gelmez. Ben şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. He lived in Izmir for 2 years dediğimde, bakın simple past kullanıyorum. Ama artık İzmir'de yaşamadığını ifade ediyorum. Hatta 2017'de gelen bir soru vardı bununla ilgili. Birçok kişinin yanıldığı. O soruya bir dönüp bakın bakalım. Orada da hani şunu göstermeye çalışıyorum size. For sadece perfect tense'lerle karşımıza çıkmaz. Simple past'a da gelebilir. Ya da simple present'a da gelebilir. Ama bizim en çok gördüğümüz kısmı, evet, perfect tense'ler. Mesela bir filmin ne kadar sürdüğünü söylerken the film lasts for 2 hours dediğimde ben o filmin süresini değiştiremem ki. Sabit. Ve geniş zaman kullanıyorum. Bunlar gibi çocuklar. Evet. Geldik. Gene sorular üzerinden devam edelim. Şöyle bir bakalım çocuklar. Ne deriz burada? Neymiş? Demir yolu ağının genişletilmesinden bahsediyorum ve bunun için planlardan bahsediyorum. Yani burada bir amaç var değil mi çocuklar? Amaç. Şuraya bakıyorum. Lack. Hangi sebepten kaynaklı olarak bırakıldığını ifade edeceğim. Tabii ki bu noktada Denizli diyorum. Şimdi hemen burada bir parantez açıyorum size. Çünkü şu noktalarda yanılabiliyorsunuz. Şimdi çocuklar, lack eylem olarak geldiği zaman hiçbir şekilde preposition almaz. Eylemse preposition yok. Ama sıfat olarak kullanıyorsa, yani ne demek sıfat olarak kullanmak? Şöyle geliyorsa, bu şekilde geliyorsa o zaman o preposition alır. Şimdi burada da tabii sıfat olarak kullanıldığı için bu şekilde söylemiş oluyor. Okey? Peki. Bir temizleyelim.
Şimdi geldik ikinci soruya. Burada ne deriz? Evet. Kısa hikayeleri ve romanları için çeşitli yerleri kullanmasına rağmen diyoruz. Yine burada ne var? Amaç var. Amaç olduğu için tabii ki gene Ceyhan doğru yanıt olacak çocuklar. Peki, şuna bir bakalım. Bunun için ne dersiniz? Hemen dikkatimiz ne çekiyor burada? And değil mi çocuklar? Tabii ki burada cevabımız Ceyhan olacak. Çok az süremiz kaldı. Şimdi konuyu haftaya çarşamba günü zamanla ilgili prepozisyonları da ifade ettikten sonra bitireceğim. Ve belli spesifik bazı noktalar var. Onlara da bakacağım. Ve sonrasında bazı sınıflarda özellikle 403 ve 404'teki öğrencilerim için söylüyorum. Gerintleri anlatmamıştım onlara bu süreç başladığı için. Gerintleri tekrar anlatacağım. Gerintler bittikten sonra da çocuklar özellikle hata yapabileceği yaptığımız kısımlar, miktar ifadelerinde bazı noktalar var. Çok hata yapıyorsunuz. Yani gelebilecek olan kısımların